Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet, yepyeni videoda karşınızdayım. Bu videoda herkesin merakla beklediği Pocophone F1'in kutu açılımını yapacağım. Bu videoda katkılarından dolayı Ahmet Batur'a teşekkür ediyorum. Kendisi incelemem için bana bu cihazı gönderdi. Ben de bu videoda öncelikle bu cihazın kutu açılımını yapacağım. Sonrasında da bu cihaz için inceleme videoları, karşılaştırma videoları gibi videolar da gelecek. Eğer siz de bu cihazı satın almak isterseniz açıklama kısmında tüm detayları vereceğim. Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Şu an daha cihazın kutusunu açmadım. Gördüğünüz gibi jelatini de üstünde duruyor. Ben de birazdan videoda sizlerle birlikte bu cihazın kutusunu açacağım. Kutu içeriğine falan bakacağız. Telefona bir ilk izlenim yapacağız. Sonrasında detaylı bir inceleme videosu zaten bu telefon için gelecek. Ve şimdi sizleri daha fazla bekletmeden kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi artık Pocophone F1'in kutusunu açabiliriz. Kutuya birazcık bakacak olursak Pocophone by Xiaomi yazısını görüyoruz. Bakmadan önce isterseniz şu jelatini bir çıkartalım. Üstünde daha jelatini bile çıkartmadım. Şunu çıkartalım ve sonrasında kutumuzu artık açalım. Evet, ürünün kutusu çok şık gördüğünüz gibi. Yan taraflarında Pocophone F1 yazısını ve global versiyon yazısını görüyoruz şu an. Bendeki model global versiyon. Yani içinde Türkçe dil desteği de bulunacak. Kutunun arka tarafına isterseniz bakalım. Kutunun arka tarafında cihazın temel özelliklerinden bahsedilmiş. Burada işte Snapdragon 845 var. Burada sıvı soğutma sistemi var arkadaşlar. Telefonda önemli bir detay, sıvı soğutma sistemi bulunuyor. Burada yapay zeka sahip çift kamerası ve 4000 mAh'lik bataryası bulunuyor. Gerçekten bu telefon Xiaomi'nin fiyat performans anlamındaki bence en iyi telefonu. Bu kadar güzel özelliklere böyle güzel bir fiyat, bu telefonun 300 dolarlık bir fiyatı bulunuyor. Çin'deki satış fiyatı. Yani gerçekten özelliklerine göre çok iyi bir fiyatı bulunuyor. Şimdi isterseniz artık telefonumuzun kutusunu açalım. Ben de sizlerle birlikte şu an ilk kez açıyorum. Ben de heyecanlıyım. Burada sarı renkte kutumuzu görüyoruz. Burayı kaldırıyoruz ve telefonumuz burada arkadaşlar. Pocophone F1. Telefona bakmadan önce isterseniz buradan neler çıkıyor ona bir bakalım. Evet, buradan telefon için bir tane kılıf çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde burada bazı kağıtlar falan bulunuyor. Bunlara şimdi bakmaya gerek yok. Kılıfa isterseniz bakalım bir. Daha birazdan telefonu çıkardığımızda takarız. Şimdi kılıfımız bu şekilde arkadaşlar. Şeffaf ama tam şeffaf değil, yani biraz siyah tonlarında bir kılıf. Silikon böyle bir kılıf arkadaşlar. Aynı Xiaomi 8'de çıkan kılıfın aynısı, sadece tasarımı değişik. Çünkü kamerası bunun ortada. Evet, kılıfı isterseniz şöyle tekrardan kenara bırakalım ve telefonumuzu artık kutudan çıkartalım. Evet arkadaşlar, şimdi Pocophone F1 telefonumuz burada. Kutunun arkasında yazanlar telefonun üst kısmında da yazıyor. Telefonun arkasındaki jelatini çıkardım imeyi falan yazıyordu. Burada Pocophone'umuzu görüyoruz. Şu an bendeki rengi gri gibi arkasında yazıyordu. Kutunun arkasında Graphit Black yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz şu kameranın üstündeki şeyi de çıkartalım. Şöyle. Pocophone F1 or tarafında çift kamerayı, altında da parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Telefonun ön tarafına baktığımızda da burada yine özellikler falan var. İsterseniz şu şeyi de, jelatini de çıkartalım. Evet, kutunun içinden çıkan diğer şeylere bakacak olursak arkadaşlar, burada bir tane adaptör, bir tane de kablo çıkıyor. Bu kablo Type-C arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Normal bildiğimiz gibi Type-C bir şarj kablosu. Onun haricinde buradan çıkan adaptör de bizim bildiğimiz diğer adaptörlerden biraz farklı. Dönüştürücüyle birlikte kullanabilirsiniz. Onun haricinde şu aşağıya gizlenmiş bir şey daha var arkadaşlar kutunun içinde. Bu da bir sim kart iğnesi. Şu an yerinden çıkarmaya gerek yok. Hatta yapıştırmışlar, direkt iğneyi çıkartabiliyoruz. Burada sim kart iğnemiz bulunuyor. Evet, kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları isterseniz yerine bırakalım. Artık telefonumuzu başlatalım. Evet, telefonu başlatalım dedim ama unuttum. Öncelikle isterseniz telefonun birazcık tasarımına yakından bakalım. Gördüğünüz gibi Pocophone üst tarafta kulaklık girişi. Zaten en çok merak edilen detaylardan bir tanesi de buydu. Telefonun üst tarafındaki kulaklık girişi gördüğünüz gibi 3.5 mm'lik jack girişine sahip. Yeni çıkan çoğu telefonda artık bunu kaldırmışlardı ama Pocophone'da kulaklık girişi bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir detay. Telefonumuzun tasarımı bu şekilde. Malzeme kalitesi kötü diyorlardı. Bence idare eder yani. Diğer telefonlardan birazcık farklı ama mesela Mi 8'e bakacak olursak evet, malzeme kalitesi birazcık farklı. Biraz daha düşük bir kalite ama yine de bu fiyata göre iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Telefonun malzeme kalitesinden daha önemli olan şey performansı. Bu yüzden bu fiyat aralığında bu malzeme kalitesine çok da dikkat etmemek lazım. Şimdi isterseniz telefonumuzu artık başlatabiliriz. Evet, telefonumuzun basılı tuşu Pocophone by Xiaomi yazısını görüyoruz. Şu an ekranda birazcık parlıyor ama şu an normal bildiğimiz sapsarı şu an görüyorum ben.
Şöyle göstereyim birazcık parlantı kısacak olursak. Evet, telefonumuz açılıyor arkadaşlar. MIUI 9 ile birlikte geliyor. Normalde Poco Launcher bu telefonda bulunuyor ama yine arayüz olarak MIUI arayüzüyle birlikte geliyor bu telefon. Şu an ekranını biraz daha iyi görmeniz için parlaklığı tekrardan kısabilirim. MIUI arayüzüyle birlikte geliyor ama içinde bazı farklılıklar bulunuyor. Poco'nun kendine özel launcher'ı. Burada dil seçme var. Burada tabii ki de Türkçe olacak. Çünkü Global Roam arkadaşlar, Türkçeyi seçtik. Ve bu arada telefona bir bildirim geldi. Ne bildirimi şu an göremiyorum. Bölgeni seçin diyor. Hemen Türkiye'yi buradan seçelim. Türkiye'yi seçtik ve cihazın kurulumuna buradan devam edebiliriz. Şimdi ben internete falan bağlayayım, diğer kurulumunu yapayım ve sonrasında videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, burada telefonumuzu kurarken bize bir tema seçin diye bir seçenek geldi. Burada isterseniz Poco'nun launcher'ını kurabilirsiniz. Birazcık farkları bulunuyor. Veya isterseniz klasik Xiaomi temalarını da burada kullanabilirsiniz. Ama ben Pocophone'un launcher ile birlikte kuracağım. Şimdi buradan ileri diyoruz ve kurulum tamamlandı. Artık telefonumuz başlatılıyor. Evet arkadaşlar, telefonumuz gördüğünüz gibi başladı ve Poco Launcher'ı burada görüyoruz. Poco Launcher. Ben Mi 8'de de Poco Launcher'ın APK'sını indirmiştim. O yüzden şu an Poco Launcher'ı birazcık biliyorum. Şöyle göstereyim. Mi 8'de de ben Poco Launcher kullanıyorum. Şu an iki telefonda da aynı launcher bulunuyor. Şöyle. Poco Launcher'ın normal MIUI'dan farkı, normalde burada MIUI'da iPhone gibi tek bir ana sayfa var ve tüm uygulamalar buradaydı ama Poco'da bu ana sayfanıza istediğiniz uygulamaları koyabiliyorsunuz. Diğer tüm uygulamalar ise burada oluyor. Yani böyle bir farkı bulunuyor. Telefonun içinde bulunan uygulamalara bakacak olursak Facebook yüklü gelmiş. Google'ın kendi uygulamaları yüklü gelmiş. Onun haricinde YouTube yüklü gelmiş. Word, PowerPoint falan, bunlar yüklü gelmiş. Telefon 64 GB arkadaşlar bendeki. Bakalım ne kadarı dolu. Hemen ayarlardan bakalım. Depolama uygulamalar 720 MB kaplıyormuş. Yani çok da bir yer kaplamıyormuş aslında. Çok da fazla bir şey değil. Belki o uygulamalar sistem dosyası olarak algılanıyordur. Şu an 54 GB'lık bir boş yer bulunuyor. Telefonun kamerasına falan bakacak olursak zaten her şeyi MIUI arayüzüyle aynı. Gördüğünüz gibi yapay zekalı bir kamerası bulunuyor. Çektiğim örnek fotoğrafları isterseniz ekleyeyim. Şöyle birkaç tane çekeyim. Zaten inceleme videosunda çok fazla detaylı bir kamera testi yapacağım. Hatta Mi 8'de kamera karşılaştırmasının videosunda yapmayı düşünüyorum. O videoyu zaten detaylı şekilde göstereceğim. Şimdilik bu çektiğim fotoğrafları ekrana koyacağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle birkaç objeyi çekelim. Evet, birkaç tane fotoğraf çektim arkadaşlar. Bir normal fotoğraf çektim, bir de portre fotoğraflar çektim. Şimdi bu lensi yerine bırakabiliriz. İsterseniz şöyle bakalım. İlk çektiğim fotoğraf bu şekilde normal bir fotoğraftı. Portre değildi arkadaşlar. Tam odaklayamamışım yakında. O yüzden bunu geçelim. Burada portre bir fotoğraf çektim. Buna bakacak olursak kaliteli bir fotoğraf, yani bence gayet güzel çekmiş arkadaşlar. Merak ettiğim bir şey var ki bunda yokmuş arkadaşlar. Ona bakacaktım. Aslında kalitesi bayağı iyi, fotoğrafların kalitesi. Ama Xiaomi Mi 8'deki gibi portre ayarlarımız bulunmuyor. Xiaomi Mi 8'de bir portre fotoğraf çektiğinizde onun işte bulanıklık seviyesini ayarlayabiliyordunuz ve işte iPhone X'teki gibi, iPhone 10'daki gibi işte farklı efektler bulunuyordu ama bu telefonda öyle bir seçenek yokmuş. Ama yine de fotoğrafların kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Şu an isterseniz biraz parlaklık azaltayım. Zaten bunları zaten ekrana koyacağım yani. Şu an burada gösteriyorum ama çektiğim fotoğrafları ekrana koyacağım. Telefona tam bir odaklarsak gayet fotoğrafları güzel çektiğini söyleyebilirim. Telefonumuzun kamerası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Poco Launcher böyle bazı küçük farklılıkları bulunuyor. Ama temel olarak MIUI arayüzüyle aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok da bir fark yok. Evet, kutu açılımımız bu şekilde. Dediğim gibi zaten kameranın falan testlerini inceleme videosunda çok detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdilik kutu açılımımız bu şekilde.
Evet arkadaşlar, bu videomuzun da artık böyle sonuna gelelim. Videonun başında da söylediğim gibi bu cihazın detaylı inceleme videoları en yakın zamanda gelecek. Ve bu cihazı bana gönderdiği için tekrardan Ahmet Bağzor'a teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu cihazı satın almak isterseniz açıklama kısmına tüm detayları vereceğim. Bu videoyu da böyle bitirebiliriz. Bu cihazla ilgili veya başka her türlü konuda bana sormak istediğiniz tüm soruları yorum kısmında veya şu an ekranda gördüğünüz Instagram adresimden bana sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.